Sevgili seyirciler, tarihin içinde Uşak programında Uşak tren istasyonundayız. Tarihin derinliklerine bakıldığında Uşak henüz bir kasaba iken Osmanlı Devleti döneminde çok önemli, kozmopolit bir yerleşim yeriydi. Merhaba. Merhaba sevgili seyirciler, tarihin içinde Uşak programında Uşak tren istasyonundayız. Tarihin derinliklerine bakıldığında Uşak henüz bir kasaba iken Osmanlı Devleti döneminde çok önemli, kozmopolit bir yerleşim yeriydi. Bunun da aslında hem ulaşım ağlarının ortasında bulunan bir yerleşim yeri olması, antik döneme baktığımızda da aslında güzergahın avantajını Uşak'ın zaman zaman kullandığını görüyoruz. Çünkü çok önemli antik yerleşimler, hatta dini merkezler Uşak'tan inşa edilmiştir. Özellikle 15. 16. yüzyıl Uşak için çok önemli bir tarihtir. Çünkü dünyaca meşhur Uşak halıları dünyaya bu yüzyıllarda açılmış ve dünyada kabul görmüştür. Bu noktadan sonra Uşak çok önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Halı üretimi dünyanın birçok zengin ülkesine, Avrupa ülkelerine, Amerika'ya ve birçok ülkeye ihracat ürünü olarak satılmıştır. Uşak halıları özellikle İngiliz saraylarına, hatta Beyaz Saray'a Amerika Birleşik Devletleri'nde bakıldığında Uşak halısının kullanıldığını görüyoruz. Zengin ailelerdeki kiliselerde yaygın olarak Uşak halısı kullanılmaya başlamıştır. Tabii bu süreçten sonra Uşak'a büyük para girdisi, altın girdisi sağlanmaya başlamış ve Uşak zenginleşmiştir. Ticaret merkezi olan Uşak, biraz önce de söylemiştik, kozmopolit bir ilçe haline gelmiştir. Kütahya'ya bağlı bir ilçedir. Ancak dışa açılma anlamında Kütahya'dan daha öndedir. Hatta Ege bölgesinde İzmir limanından giden birçok ürüne bakıldığında, halıya bakıldığında Uşak, İzmir'den bile ticaret konusunda daha aktiftir. Tabii bu da Uşak'a belli getiriler sağlamıştır. Mesela o dönemde Uşak'ta Kurtuluş Savaşı'ndan önceki zaman dilimine kadar 6000 tane Rum, Ermeni vatandaşlar Uşak'ta yaşamıştır. Hatta belediye meclisinde Rum ve Ermeni başkan yardımcıları vardır. Uşak'ta yine bakıldığında İtalyan ve İngiliz tüccarlar sürekli Uşak dünyanın belli merkezlerinde giriş çıkış sağlanan bir yerleşim yeridir. Tabii bu öneme binaen Uşak belli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımlara baktığımızda Osmanlı döneminde kurulan 19. yüzyılın sonlarında kurulan 9 fabrikadan 3 tanesi Uşak'a kurulmuş. Tabii bu biraz da halının altyapısıdır. Mesela işte boya fabrikaları, iplik fabrikaları bugünkü Uşak'ın tekstilinin aslında kökenidir aynı zamanda. Ve yine bakıldığında Uşak'ta şayak özellikle çok önem kazanmıştır ve şayak fabrikaları kurulmuştur. Uşak bu kazanımlarını Osmanlı'nın son döneminde de özellikle 19. yüzyılın sonlarında da sürdürmeye devam etmiştir. Mesela içinden ilk demir yolu geçen ilçelerden biri Uşak'tır o dönemde. İzmir Afyon arasında bir yerleşim yeridir ve demir yolu Uşak'tan geçecektir. Tabii bunda dediğimiz gibi ticari bir merkez olmasının önemi çok büyüktür. 1887 yılında Uşak Demiryolu başlamış ve 1890 yılında hizmete açılmıştır. Bu arkamda görmüş olduğunuz günümüzde hala ayakta olan çok klasik bir mimariye sahip istasyon binasında Uşak'ta Fransızlar yapmıştır.
trenlerin uğrak yeri olan Uşak bu süreçten sonra daha da önem kazanmıştır. Avrupa'dan dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Levantenler, seyyahlar Uşak'a gelmeye başlamış ve Uşak'ın tanınırlığı artmıştır. Tabii bir başka faktör, bunu bir başka programımızda geniş olarak ele alacağız. Uşak'ta ilk elektriğin yine Osmanlı'nın son döneminde Uşak'ı aydınlatmasıdır. Bugünkü konumuz olan İsmetpaşa Caddesi boyunca 300 tane sokak aydınlatmasıyla başlayan elektrik Uşak'ın tüm mahallelerine verilmiş ve Uşak hem istasyonu olan hem de pırıl pırıl elektrikle aydınlanan bir il haline gelmiştir. Tabii Cumhuriyet dönemine bakıldığında Cumhuriyet'ten sonra Uşak istasyonunun hem Kurtuluş Savaşı'nda çok önem kazandığını görüyoruz hem de o kara trenlerle birçok ticaret malının Uşak'tan gönderildiğini ya da Uşak'a bir çeşitte girdiğini görüyoruz. Bugünkü programımızın ana konusu aslında İstasyon Caddesi ve İsmetpaşa Caddesi'nin isminin verilmesi. Ancak tabii bunun için biz İstasyon Caddesi'nden başladık. Çünkü Uşak'a ana arter olarak geçen cadde bir dönem bugün Atatürk Müzesi'nin olduğu alandan başlayarak buraya kadar gelen İstasyon Caddesi'ydi. O dönemde en işlek caddelerden biriydi Uşak'ta. Faytonlarla insanlar istasyona gelirken ulaşım sağlıyordu. Daha sonra burada çok önemli olaylar cereyan etti. Hem Osmanlı'nın son döneminde hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Özellikle bunlardan birisi Atatürk'ün Uşak ziyaretleridir. Atatürk Uşak'a 1920-1934 yılları arasında tam 8 defa gelmiştir. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri Uşak'tır. Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis Uşak'ta esir alınmıştır Atatürk tarafından ve bugün orası Atatürk Müzesi olarak kullanılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk tabii Uşak'tan evlenmiştir biliyorsunuz. Latife Uşakzadelerin kızı Latife Hanım'la evlenmiştir ve hem Uşak'ı sevmektedir. Bu anlamda da Uşak Atatürk için ayrı bir önem arz eder. 1923'teki ziyareti tam bu alanda bir kare fotoğraf çekilmiştir ve tarihe mal olmuştur. Atatürk yanında Latife Hanım ve mahiyeti olduğu halde tren istasyonundan istasyon caddesine doğru yürümekte ve arkasında da hem mahiyeti hem de Uşak halkı vardır. O fotoğrafı Alparslan Dur arkadaşımız size program esnasında gösterecektir. ...1890 yılı yani Uşak Treni İstasyonu'nun yapılışından itibaren İstasyon Caddesi olarak anılan Uşak'ın ana arteri isim olarak 1941 yılına geldiğinde değişiyor. 1941 yılında 12 Eylül 1941 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı Kurtuluş Savaşı'nın önemli komutanlarından biliyorsunuz Uşak'ta da Trikopis'in esir alınışında önemli rolü olan İsmet Paşa yani İsmet İnönü Uşak'ı ziyaret ediyor. Tabii Kurtuluş Savaşı yıllarında Uşak'ı iyi bilen İsmet İnönü'yü Uşaklar bu ziyarette coşkuyla karşılıyor. Ve o dönemin belediye başkanı Hakkı Yılancıoğlu bugünün anısına bir karar alıyor. Belediye meclisiyle ortak bir karar. Bu karar İstasyon Caddesi'nin İsmet Paşa'nın ziyareti anısına İsmet Paşa Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde ve bu belediye meclisinde kabul görerek İstasyon Caddesi'nin adı 12 Eylül 1941 yılının anısına İsmet Paşa Caddesi olarak değiştiriliyor.
İsmet Paşa Caddesi üzerindeki önemli noktaları sizlere anlatmaya devam ediyoruz. 1960 yılına gelindiğinde bu görmüş olduğunuz Ankara-İzmir yolu üzerinde o dönemde boş bir alandı. Bu alanda uşaklar hem bakın harmanlarını, çünkü tarım o dönemde Uşak'ta merkeze dahi yaygındı. Yakın köylerdeki insanlar harmanlarını burada sürüyorlardı. Uşaklar piknik alanı olarak bu alanları kullanıyorlardı. Ancak 1960 yılına gelindiğinde o dönemin başbakanı Adnan Menderes Amerika Birleşik Devletleri'nden Marshall yardımı aldı. Marshall yardımı yol yapımını da kapsıyordu. Bu bağlamda Ankara-İzmir arasında bir karayolu yapıldı. Halk arasında Uşak'tan geçen bu yola hem Marshall yolu ya da halk deyimiyle Mareşal yolu da denildi. 1960'tan itibaren bu yol Uşak'ta artık ana artel haline geldi. Bu yol yapıldıktan sonra çevresine çeşitli parklar, kapalı spor salonu gibi kamusal alanlar, binalar yapıldı. İsmet Paşa Caddesi üzerinde önemli noktalardan biri de günümüzde Orman Dairesi'nin olduğu alandır. Osmanlı döneminde burada Çallı Ömer Medresesi ve camisi vardır. Bu cami ve medresenin önemi Kurtuluş Savaşı sırasında 1920-1922 Yunanlıların Uşak işgali sırasında burada Yunan kuvvetleri cephanelerini camiye koymuşlardır. Ve biliyorsunuz 1922 yılında Yunanlılar Uşak'tan kaçarken büyük bir yangın çıkararak Uşağı yakarak kaçıyorlar. İşte o son günde buradaki mühimmat ve bomba dolu camiyi de Yunanlar yakmış ve burada büyük bir patlama meydana gelmiştir. Ayrıca bakın hemen caddemizin karşısındaki alanda Yörükler Mahallesi vardır o dönemde. Muntazam, görkemli, o kendine özgün Uşak evleri yine o Yunanlıların çıkardığı yangında büyük zarar görmüştür. Yine aynı alanda Cenibiz Camisi hemen arkamızda biliyorsunuz. Yine orası da yangından nasibini almıştır. İsmet Paşa Caddesi üzerindeki önemli yapılardan biri de tarihi Uşak Valilik binasıdır. 1953'te il olan Uşak, o dönemdeki valiliği eski hükümet konağıdır. Bugün Hasbahçe olarak bildiğimiz alandaki yıkılan hükümet konağı o dönemde valilik olarak da bir süre kullanılmıştır. Ancak daha modern, daha büyük bir binaya ihtiyaç vardır. Bunun için proje geliştirilmiştir. 1957 yılında yapımına başlanan valilik binası 1960 yılında bitirilmiştir. Bu günümüzde hala görkemli bir şekilde işlevini sürdüren valilik binasının mimarı ve mühendisi Zeki Özsoy'dur. Uşak'taki en önemli noktalardan birindeyiz. Uşak Atatürk Anıtı'nın önündeyiz. Burası biliyorsunuz Anıt Meydanı, Kent Meydanı ya da 15 Temmuz Meydanı olarak da biliniyor günümüzde. Anıtın öncülüğünü o dönemde Uşak Milletvekili olan Doktor Mehmet Yaşar Ünal başlatıyor. Uşak'a yeni bir anıtın gerekli olduğunu düşünüyor ve bu anıtın hem Cumhuriyeti hem Uşak'ı iyi anlatması
gerektiğini, Kurtuluş Savaşı'nı iyi anlatması gerektiğini düşünerek yola çıkıyor. Bu anlamda yapacak heykeltıraş aramalarına başlanıyor ve heykeltıraş Tankut Öktem'le, biliyorsunuz merhum Tankut Öktem, Türkiye'deki sayılı heykeltıraşlardan biri. Tankut Öktem'le yapım için anlaşılıyor. Heykeli 4 bölümden meydana getiriyor. 4 bölüm bir bütün haline geliyor. Aslında her bir bölüm ayrı bir öneme haiz. Bakın, burada hemen arkamda gördüğünüz süvarileri görüyorsunuz. Atlı süvariler hızla atlarını koşturur şekilde betimlenmiş. Burada ana tema Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk süvarilerinin anlatıldığı bir kompozisyon söz konusu. En önde bakın, özellikle o dönemde düşman işgalcileri geri dönmüş ve kaçar vaziyette ve Türk süvarileri arkadan Yunan işgal kuvvetlerini kovalar şekilde. İşte bunu çok canlı bir şekilde heykelin bir bölümünde görmekteyiz. Yine Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz Anadolu kadını, Anadolu anası canhıraş bir şekilde, fedakar bir şekilde cepheye soğuk, kar demeden mermi taşımıştır, cephane taşımıştır, askere yiyecek taşımıştır. Yine bu anıtın bir bölümünde Kurtuluş Savaşı'nda kadının önemi vurgulanıyor. Öyle ki bakın, kayda yokuş bir şekilde yapılıyor. Belli bir meyil verilmiş ve burada iki tane kadın var. Birisi kanıyı çekiyor, diğeri kanıyı arkadan itiyer vaziyette betimlenmiş. Buradaki kompozisyon gerçekten yine çok gerçekçi. Bu kompozisyona da bakıldığında top mermilerini görüyoruz. Top mermileri kanı üstünde. Kanı hem Ege'de hem Anadolu kültüründe hem de Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip. Burada aslında çoğu kişinin sandığı gibi oradaki kanıyı çekenler öküz değil, camızlar kanıyı çekiyor ya da mandalar kanıyı çekiyor. Manda biliyorsunuz öküzden daha güçlüdür. Bir mandanın çektiği kanı betimlenmiş. Heykelin ana merkezinde Atatürk ve Türk gençliğini görüyoruz. Burada Atatürk ve Türk gençliğine verdiği önem betimlenmiş. Atatürk kolları arasına bir kız bir oğlan Türk gencini almış. Gençlerin ellerinde de kitaplar var. Bilim ve sanat yazıyor kitaplarda. Burada hem Atatürk'ün bilime, sanata, Türk gençliğine verdiği önem betimlenmeye çalışılmış. Anıt meydanında yer alan bu heykel Türkiye'nin en büyük anıtlarından biridir. Tarihin içinde Uşak programımızın bu bölümünde sizlere istasyondan başlayarak anıta kadar olan bölümü anlatmaya çalıştık. Tabii burada önemli olayları, önemli mekanları ve mekanların tarihini sizlere özetlemeye çalıştık dilimizin döndüğünce. Bundan sonraki bölümde ise halk evleri ve diğer önemli İsmet Paşa Caddesi üzerindeki yapıları Ulu Cami'ye kadar olan bölümde sizlere anlatacağız.